başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farklı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olursun. Olursa bir şikayet, gönülden olsun. Bugün yarınlarımızın mimarı, Atatürk'ün bize cumhuriyeti armağan edişinin 92. yıl dönümü 29 Ekim bir doğum günüdür. Çağdaş bir ulusun doğum günü. Bir çağdaşlaşma projesinin büyük bir atılımın başladığı gündür. Biz cumhuriyetle buluşuyor, onunla yaşıyoruz. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Sayın Başkanı ve değerli üyeleri, özel 3 Mart Aziz Oğlu İlk Öğretim Kurumu'nun Sayın Müdürü, Sayın İdarecileri, değerli öğretmen arkadaşlarım, geleceğin mimarı olan öğrencilerimiz ve değerli konuklarımız, hepiniz törenimize hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehit olmuş askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, sizleri onların manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Rahat! Hazır ol! Buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk'ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okulumuz öğretmenlerinden Sayın Özen Özkan'ı mikrofona davet ediyorum. Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Sayın Başkanı ve değerli üyeleri, özel 3 Mart Azizoğlu İlk Öğretim Kurumu'nun Sayın Müdürü, Sayın İdarecileri, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz ve değerli konuklarımız. Bugün Cumhuriyetimizin 92. yılını doldurduğu, milletimiz için en anlamlı, en güzel ve en büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için toplandık. Kutlu olsun! Bizlere
Bu büyük gün armağan eden Mustafa Kemal'de Cumhuriyet düşüncesi lise yıllarında başlamış ve zamanla olgunlaşmıştır. Mustafa Kemal Cumhuriyet fikrini 1913'te Sofya'daki görevine gitmeden önce şu sözlerle ifade etmiştir. Bu hanedandan ülkeye hayır yoktur. Diktatörlük ulusları mutlu ve güneşli kılmaz. Devletin esasını Cumhuriyet ilkelerine göre hazırlamak gerekir. Yine Erzurum'da bulunduğu dönemde Masar Müfit'in kendisine hükümet şekli ne olacaktır sorusunu Mustafa Kemal açıkça söyleyeyim şekli hükümet zamanı gelince Cumhuriyet olacaktır demiştir. Cumhuriyet hedefine adım adım ilerleyen Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış, 1921'de kabul edilen anayasada egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur kararını alarak egemenliğin halka dayandırıldığını hukuki boyuta taşımıştır. 1 Kasım 1922'de saltanata son verilerek Cumhuriyet'in önündeki en büyük engel ortadan kaldırılmış, sonrasında ülkenin içinde bulunduğu bütün şartları değerlendiren Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 gün akşamı bazı arkadaşlarını Çankaya'ya davet ederek toplantıda misafirlerine yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyerek görüşlerini açıklamıştır. Günümüzden tam 92 yıl önce 29 Ekim 1923'te anayasanın birinci maddesi Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi Cumhuriyet'tir şeklinde değiştirilmiş ve Cumhuriyet resmen ilan edilmiştir. Gençlerimiz ve her gelecek kuşak bilmelidir ki bu topraklarda bu millet için Cumhuriyet'in ilanı tesadüf değildir. Bunu Mustafa Kemal'in şu cümlelerinden açıkça anlamaktayız. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan yönetim Cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet rejimi insan unsuruna verdiği değer, insan hak ve hürriyetlerini gösterdiği saygı nedeniyledir ki çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi şekilde gerçekleştiren yönetim şeklidir. Diyebiliriz ki Türkiye'nin çağ atlaması, milletimizin Atatürk'ün önderliğinde her türlü engel aşarak uygar bir toplum haline gelmesi laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olmuştur. Bugün maalesef cumhuriyetimizin temel değerlerini yıpratmaya yönelik içeriden ve dışarıdan saldırılar gerçekleşmektedir. Bu saldırılar karşısında biz cumhuriyet sevdalılarının en önemli görevi Atatürk'e ve onun arkadaşlarına borçlu olduğumuz bu büyük eseri korumak, geliştirmek ve sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu görevin bilinci içinde bizlere bırakılan emaneti daima koruyacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ebediyen yaşatacak ve bizden sonra gelecek olanlara bu emaneti teslim edeceğiz. Bunun için Mustafa Kemal'in bize gösterdiği hedef doğrultusunda doğru yolda bıkmadan, usanmadan çok çalışacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümünü en içten dileklerimle bir kez daha kutlarken başta bu büyük eseri bizlere emanet eden büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını bu vatan uğruna feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anarken sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin 10. yılında söylediği şu cümlelerle noktalamak istiyorum. Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene! Sevik öğretmenimizin hazırladığı 7. sınıflardan oluşan koromuzu dinleyeceğiz. Yeah.
Sizler, yani Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Şimdi de sırada 6. sınıf öğrencilerimizin sunacağı Cumhuriyet Oratoryası'nı dinleyeceğiz. Söylenir dört bir yanda, kuş uçmaz, kervan geçmez yollarda. Yabancılar bir pasta gibi paylaşmışlar yurdumu, vatanım işgal altında. Bir gökkuşağı bilir ona. Yeter! Özür dilerimizde vatansızlar gibi boynumuz bükük. Yeter! Öz toprağımızda sürgünmüş gibi başlarımız ilik. 20. yüzyıl, haritaların değiştiği, koşanların uçtuğu, duranların düştüğü yüzyıl. Koşuyor Mustafa Kemal, can bayırı ana faytalar. Gelip olup sulandı, baştan başa kanlar ile. Çanakkale geçilmez! Tarih böyle geldi dile. Atatürk durmuyordu. Yepyeni bir vatan yaratıyordu.
bayraksınız. Yıldızdan yıldıza, sonsuza dek bayraksınız daha. Biz canlı Türk'üz. Dilimizde bir kurtuluş marşı. Dünya, güvenlik, özgürlükten yanayız. Aydınlığız karanlığa karşı. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekti. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk diyor ki, bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. Öğrencilerimiz, beden eğitimi öğretmenimiz Çiğdem Ardos'un hazırladığı vals gösterisiyle karşınızdalar. Nedeniyle gerçekleştirdiğimiz şiir, kompozisyon ve resim yarışması sonuçlarını ve kazanan öğrencimize ödüllerini vermek üzere ödül törenine geçeceğiz. 5. 6. sınıflarda Cumhuriyet Çocuğu Olmak konulu şiir yarışması
Üçüncümüz Ecem Küskü. İkincimiz Hande Nur Yılmaz. Birincimiz ise Zeynep Ferik. Ödülünü vermek üzere Esmet Hoca'yı sahneye alıyoruz. Tamam. Şimdi de 7. sınıflarda yaşam biçimi olarak Cumhuriyet konulu kompozisyon yarışması birinci öğrencimizi buraya davet ediyorum. Üçüncümüz Dicle Gökdemir. İkincimiz Didem Güven. Birincimiz ise Azi Dil Topçu. Gel yani. Ödülünü vermek üzere Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Sayın Avukat Ali Arabacı'yı buraya davet ediyorum. Ve yeni bakış açıları ekler.
Cumhuriyet Türkiye'de ilan edilir edilmez toplumsal ve kültürel alandaki ileriye dönük değişimler kısa zamanda kendini göstermeye başlamıştır. Cumhuriyetin 10. yılında az zamanda büyük işler yaptık diyen Ulu Önder Mustafa Kemal, bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir diyerek yeni yönetim şeklinin önemini dikkat çekmişti. Genç Türkiye'nin en önemli hedefi olan uygarlıklar seviyesine ulaşma ve ulaşma projesi, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte önemli bir ivme kazandı. Türk halkı eski rejimi hızla terk etmiş ve Cumhuriyet projesini benimseyerek gönülden desteklemişti. Cumhuriyet'in yaşayabilmesi ve ilerleyebilmesi halkın göstermiş olduğu bu destek sayesinde mümkün olmuştur. Bu büyük desteğin kaynağında ise halkın Cumhuriyet'le birlikte elde ettiği kazanımlar vardır. Örneğin Cumhuriyet öncesinde son derece az olan okuryazarlık ve eğitim düzeyi Cumhuriyet'le birlikte gözle görülür biçimde artmıştır. Kadınlar bir takım haklar kazanmış ve farklı alanlarda kendilerini göstermeye başlamışlardır. Bütün bunlar tüm devrimlerin anısı ve başlangıç noktası olan Cumhuriyet'le birlikte gerçekleşmiştir. Bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta, başlangıç noktası olan Cumhuriyet'le, bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye Cumhuriyet sayesindedir. Biz bu ülkenin gençleri olarak aldığımız çağdaş, bilimsel, layık ve fırsat eşitliğine dayalı eğitimi Cumhuriyet'e borçlu olduğumuzun farkındayız. Dahası eğer bugün Afrika'nın geri kalmış yoksul bir ülkesi veya Orta Doğu'nun karanlık ve savaşla yıkama uğramış bir toplumu değilsek bu Cumhuriyet'e borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Elbette gidecek daha çok yolumuz var. Atatürk'ün gösterdiği hedefe tam anlamıyla varmış değiliz. Ama arkamızda Cumhuriyet oldukça bu eksikliklerin aşılması zor olmayacaktır. Arkamızda Cumhuriyet var oldukça başaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi de Cumhuriyet Çocukları Barış İçin Çiziyor Resim Yarışması 3. Gülsüm Ada Şakiroğlu. 2. Duru Aktoprak. Ve 1. Eylül Balamur. Sizleri sahneye davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Zümre Başkanımız Sevcan Malkoçoğlu'nu buraya davet ediyorum.
yarışması, masa tenisi, küçükler kategori yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi açıklıyorum. Üçüncü Bartu Uzun. İkincimiz Kuzey Kümük ve birincimiz Berke Şahin. Ödülünü vermek üzere Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Belgün Yumalı'yı buraya davet ediyorum. Thank you.
kazandırmaya gençler adına söz veriyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri burada sona ermiştir. Kapanışı okulumuz müzik öğretmeni Bahadır Sevin'in öncülüğünde ileri marşını söyleyerek bitiriyoruz. Bahadır öğretmenimiz yerini alırken bir duyuru yapmak istiyorum. Coşkumuz burada sınırlı kalmasın. Hepinizi akşam Cumhuriyet yürüyüşü için, barış için saat 19'da Ayanoğlu'nun önünde bekliyorum.